müfredat temelde incelendiğinde çağın gereklerine uygun olmayan, aslında bilimsellikten kopuk niteliğe sahip. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Müfredatlar oluşturulurken eğitim emekçilerinin, eğitim bilimcilerinin, eğitim sendikalarının, bilim insanlarının, akademisyenlerin görüşleri alınarak oluşturulur. Ama bizim şu an karşılaştığımız tabloda eğitim emekçilerinin ve öğretmenlerin, eğitim sendikalarının asla görüşü alınmadan bir oldu bittiye getirilerek oluşturulan bir gerçeklik, müfredat gerçekliği var. Ve Milli Eğitim Bakanlığı geçen haftalarda müfredatın incelenmesi için öğretmenlerin görüşüne açtı müfredatı. Bir haftalık bir süre verdi ve daha sonra bu süreyi bir 10 gün kadar uzattı. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki bir haftada ve 10 günde incelenebilecek binlerce sayfalık ve onlarca dersten oluşan neticede müfredatlar incelenebilecek bir durum söz konusu değil. Burada tamamen siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden kamuoyunu, öğretmenleri de, eğitim camiasını da müfredat değişikliğine kattık, bu sürece dahil ettik. İmajı çizmek için aslında bu bir haftalık süreci öğretmenlere tanıyorlar. Oysa ki hepimiz biliyoruz bu süre zarfında bu müfredatları incelemek mümkün değil. Zaten müfredatların içerikleri biraz önce bahsettiğim gibi gerici, tekçi, milliyetçi, dinci niteliklere sahip, AKP'nin kendi ideolojisine uygun bir müfredat taslağı hazırlanmış durumda. Buradan şunu ifade etmeliyim. Bizim müfredat değişikliklerinin temel amacı, dünyada müfredat değişiklikleri bu amaçla yapılır. Çağa ayak uydurmak, işte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalamak, güncel gelişmeleri müfredatlara yansıtmak ya da yeni eğitim öğretim tekniklerini, yöntemlerini yine müfredatlara yansıtmak için, tüm güncel gelişmeleri müfredatlara yansıtmak için aslında müfredatlar değiştirilir. Ama maalesef Türkiye'de bunun tam tersi bir uygulama söz konusu. Yeniliklere, çağa, teknolojiye, bilime ve özellikle çok dilliliğin, çok kültürlüğün, çok birden fazla inancın, birden fazla dinin, dilin yok sayıldığı bir müfredat oluşturulmaya çalışılıyor. Geldiğimiz nokta aslında eğitim politikalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tamamen sınıfta kaldı ve eğitimde maalesef şiddetin çok uç bir noktaya ulaşması söz konusu.